Evet efendim, geri döndük. Muhteşem bir dönüşle pastayla giriş yapıyoruz ama öncesinde kazananları açıklıyoruz. Arada çekilişi yaptık. Kek kalıbı kazanan çok kıymetli hanımefendi Burcu Tezgüler oldu. Fincan takımı kazanan kıymetli hanımefendimiz Elif Çetrefil oldu. Sosyal medyada Nermin'in Enfes Mutfağı'nın hikaye yani story kısmında Instagram hesap isminizde kendi isminizi görebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Direkt iletişime geçerseniz muhteşem olacaktır. Bu arada biz dedik ki gürültü olmasın. Krem şantimizi hazırladık. Ama az sütle hazırladık. Bir su bardağı. Bir buçuk su bardağı. Bir buçuk su bardağı sütle. Kaç paketti? İki paket krem şanti. İki paket ama dört tane içinde olan var ya dört poşet. Aynen. Şimdi bunları da böyle soymaya başlayalım bir uçtan. Şimdi muhteşem bir çok ince keseceğiz kivileri ki. Burada böyle dışına bakıldığında acaba bunun içinde ne var? Bu kadar meyve, bu kadar güzel renk bir arada nasıl olur dedirtecek muhteşem bir tarifle geliyoruz. 2 paket krem şanti, 1,5 su bardağı süt, 1 paket petibör bisküvi, 1 çay bardağı damla çikolata, 10 adet çilek, 4 adet kivi, 2-3 adet muzumuz var. Bunun için evinizde kalmış olan bütün meyveleri bu tarifte değerlendirebilirsiniz. Bisküvi kullanacağız ama bayatlamış kek, kurabiye ne varsa sıfır atık diyoruz efendim. Bakın 2-3 gün sonra gerçekten yenmiyor. Yenmediği takdirde biz bunları dönüştürebileceğimiz o kadar çok tarif var ki sadece birazcık böyle kafayı yormak gerekiyor. Onun için de biz buradayız efendim. Siz kafanızı yormayın, sadece bizi izleyin ve arkanıza yaslanın. Not edin tariflerimizi. İkinci şifremizi de verelim. Burada mıydı şifre kağıdım? İkinci şifremiz gelsin. İkinci şifre dünyayı. İkinci şifre dünyayı. Onu da verdik. Ve tarif edelim. Börek burada. Serpil bu fırın gene pişirmiyor ya. Ama dün baktılar biliyor musun? Şüphe ediyorsan alayım mı? Ha? Evet. Ha? Şüphe ediyorsan alayım mı ben bu tarafa? Şüphe ediyorsak? Evet evet. Alalım bence biraz ediyor. Onu bir düdün serviste baktırdık. Servis sıkıntı yok dedi. Ama bir ama sanki şişirmeye başlamış. Hiç sıcağından etmeyelim. Tamam bence de hadi. Orası da sıcak ama. Sıcağından etmeyelim. İşte tamam. Ev ortamı diyoruz ya hakikaten böyle bak. Fırın bozulsa kalıyoruz. Tüp bitse kalıyoruz. Ha insanlık hali. Allah başka şeylerden korusun. Başka dert keder hüzün amin vermesin. Hiçbirimize amin efendim. Şimdi burada kivileriyle dış bir çerçeve yapacağız. O yüzden çok ince kıymanızı istiyorum. Yani kalın olmasın halkalarınız. Ne kadar ince o kadar dilimlerken de daha rahat edeceksiniz ve şık duracak. Kalan dışını yaptıktan sonra kalanını da iç şantesinin içine koyacağız. Sana dur ben bir tane daha kivi soyayım. Aynen. Şunları da dışında elim gidiyordu. Bir şey soracağım Nermin. Başka şey meyvelerle de yapabilir miyiz bunu? Her türlü meyve. Evde diyorum ya. Kim dolabı, ne seviyorsa ama. Dolabını açtın. Kuru meyven var. Hani kuru meyveyi değerlendiremiyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Hayır, koy içinde yap. Yani çünkü bakın üretmek gerçekten Allah bize akıl vermiş. Biz bu aklı burada kullandığımız takdirde, ürettiğimiz takdirde zaten Allah daha çok nasip ediyor. Celle Celaluhu. Rabbim gerçekten kimseyi kimseye erindirmesin. Bak herkesin evinde bu güzellikler pişsin. Gerçekten duam bu yönde. Birinin evinde pişip diğerinin evinde pişmeyince ben çok üzülüyorum. Ve hatta özellikle rica ediyorum. Hani bir söz vardı. Hani komşuda pişer bize de düşer. Lütfen bunları hatırlayın. Bakın bunlar çok değerli atasözleri. Şimdi diyeceksiniz ki ama bu da çok konuşuyor, çok biliyor. Tamam çok bilmiyorum. Ama en azından paylaşmayı, empati yapmayı, üretmeyi, bunları paylaştıkça çoğalacağını biliyorum. Bir de Nermin sen söyleme, ben söyleme. Kim söyleyecek? Kesinlikle. Söyleyelim, örnek olalım birbirimize. Kesinlikle. Yani ne diyorsun ki? Ukalalık yapıp hani kendim yapmıyor değilim. Kendim yapmasam ben söylemem. Kendim de bir şekilde elimden geldiğince insanlara verimli olmaya çalışıyorum. Hani şurada inanın sosyal medyada yapmış olduğumuz bu paylaşımlar, işte televizyonda Kanal 7 vesilesiyle sizlerle paylaşmış olduğumuz bu tarifler gerçekten günün güzelliğini belirlemiyor mu? Evdeki kalan malzemeleri de ziyan etmiyoruz. Fikir oluyor. Fikir veriyoruz. Işte. Bak ne güzel oldu ortası, gördün mü Serpil? Şu anda şey yaptın doğaçlama. Fark ettim vallahi bak. Farklıydı.
Şöyle ortasında da bu olsun, çiçek gibi. O çilekleri de tepesi üstüne buraya mı koysak acaba? Yok, böyle yapacağım. Yeşil olacak. Aralarına çilek dilimli mi ben sana daha? Aynen. Kivi de lazım bana ince ince. Şimdi zemini oluşturduktan sonra kalan meyveler ziyan olmasın diye direkt pastanın krem şanti kısmına girecek. Çok ince zar gibi yaptığınızda bakın yapışıyor zaten. İçine de streç gerdik biz. Güzelce yapışsın diye. Arada böyle renk katmak istiyorsanız aralarına. Bu kısım tamamen size kalmış aslında. Şöyle. Bu kısmı. Vallahi kuru yemiş de güzel olur. Bak zekice şu anda. Tabii kuru yemiş kullanın, kuru meyve kullanın. Sonuç olarak Allah dediğim gibi öyle bir yaratmış ki bizi. Biz üreten, gerçekten çalışan bir milletiz. Ya Türk milletinin aklıyla kimse oynayamaz efendim. Vallahi herkesin aklını alıveririz. Allah'ımıza bin şükür. Burada da biraz milliyetçiliğimi konuşturdum ama yapacak bir şey yok sonuna kadar. Sonuna kadar. Herkesi aynen severiz. Ayrım yapmayız. Ama kendimizinkini vatan millet dedi mi? Kendimizinkini de bir başka severiz şimdi Allah için. Vallahi en önde koşuyoruz Nermin. İyi ki buralardayız. İyi ki sizinleyiz. İyi ki aynı çatının altındayız. Çok güzel. Allah iyikilerimizi arttırsın. Amin. Keşke dedirtmesin. Amin. Bugün bak hanımlar kahveye arkadaşları geliyordur kesin. Bak bu pasta hemen efsane. Hemen yapsınlar. Vallahi şimdi yapın. Tamam çayını. Onları direkt içine atabiliriz artık. Buraya doğrayayım mı? Hı hı. Tamam. Bakın efendim gördünüz mü? Rengarenk bir zemin oluşturduk bakayım. Wow, çok güzel çekiyor. Kamerama yanıma girdi dibime ve muhteşem bir tablo şu an. Vallahi bak. Vallahi. Of 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 of. Of of of. Gerçekten çok rengarenk. Güzel oldu. Ve şunun içerisine birazdan girecek o renkli krem şantiyi düşünün. Nasıl renk katacak? Yani bizim ekip gibi kimse çekemez efendim. Gerçekten bu konuda da birazcık ukala olabilirim. Çok güzel çekiyoruz. Sizlere yakından gösteriyoruz. Şu.com sağ olsun. Ekip arkadaşlarımız, kameramanlarımız sağ olsun. Çok büyük özveriyle çalışıyorlar ki size en güzelini gösterelim. Senin bitti mi bunlarla işin? Aynen. Hepsini alırım bak. Bunlarla işin bitti. Zeminde bunları kapatacağım sadece. Bunlar kalsın. Tamam, onları hiç almıyorum senden. Bunlar kalsın aşkım. Vallahi şu yaptığım pastanın dörtte birini aldım geçen gün. Söyleme sayıptır. Beğendin mi o pazartesi yaptığımızı? Dur. Çocuklar onu, sevdi değil mi? Onu ben de çok beğendim. O beni günaha soktu. Bir de ben koca bir dilim yedim. İtiraf edeyim. Burada evde kalan kekler, bisküviler, aynen, kurabiyeler. Karışmış efendim ver. Bakın gerçekten altını çiziyorum. Evde kalan, poşetin içinde yumuşamış ve yenmeyecek halde olan bütün kek türü, kurabiye türü, her şeyi kullanın. Bakın ziyan etmeyin. 2-3 gün içerisinde bayatlıyor maalesef ve insanlar biz yani yiyemiyoruz. Bazen alıyoruz, kenara kaldırıyoruz. Bu tarifte evdeki bisküvilerinizi, keklerinizi, kurabiyelerinizi kullanın. Dur. Serpil bunu burada ben zor karıştıracağım. Tepside mi karıştırsam? Dur düşündüm. Hemen geliyorum. Çünkü burada krem şantimizi çok köpürttük. Ben şuradan alayım. Dur bakayım. Ben alayım mı? Dur bakayım bu tarafta mı? Yok. Ben arkaya götürüm. Şunu dur geliyorum. Alayım yardım edeyim dedim. Serpil kök. Bunları da içine atalım. Kivinin şu kısmı çok sert oluyor. Böyle. Bütün kalan meyveleri iç harcında kullanabilirsiniz. Ha, onun için de karıştırayım daha güzel olacak. İyice karıştırmamız gerekiyor. Bakıldığında böyle kümbet pasta yanımsatıyor. Ters çevirdiğimizde çok güzel bir sunumla karşınızda olacak. Yaz pastaları, yaz içecekleri, yaz tarifleri serin serin Nermin'in Enfes Mutfağı'nda özel sizler için seçiyoruz her gün. Ben 2 gündür eve gider gitmez uyuyorum. Üzerimde Allah vermesin bir ağırlık var Serpil anlatamam. Biliyorum, hatta biliyorum. Serpil akşam yazıyor ben uykulu uykulu bilmiyorum. İyi miyim, kötü müyüm, nasılım diye mesaj atıyorum Serpil'e. Nazar nazar. Vallahi bak, izleyicilerimiz sana okusun. Bir vallahi de şu dolunay meselesi arkadaşlar var ya. Ya bence ben, bir o da etkiledi, bir etkiledi. Dolunay falan çok takılmıyorum. Allah sen biliyor ya. Sen takılmıyorsun. Aa Nermin. Şey böreğimize bak. Ha, balon gibi kabarmaya başladı. Bak, görelim bak mi fırını? Yüksel Eser sormuştu balon bunun neresinde. Gelelim. Gel gel bak. Maşallah. Görüyor musun? İncecik. Dur bir dakika. Şey oldu benim kamera gene. Buharlandı. Telefonumun kamerası gibi. Buğulandı. Hah şimdi açıldı. Bak görüyor musun?
Daha ne olsun, bak şimdi kabaracak. Bak kabarıyor, daha da kabar. Bak görüyor musun bak. Yufkaya rağmen Yüksel Bey. Öyle balon mu olurmuş? Uçurayım istiyorsan bir de. Benim çizdiğim balona bak diyor. Sus Yüksel. Şey yapma, dikkatimi dağıtma. Şöyle kalan hepsini ufalıyoruz. Kötü ayet edelim Yüksel Bey. Evet evet. Senin hakkından neydi annesi? Anneciğimizin ismi Yüksel? Ay vallahi. Kamile teyzeciğim. Kamile teyzeciğim. Evet. Valla ben bu Yüksel Eser'le olmuyor, yapamıyorum. Bir kulaklarını çeksene sen. Çek anacığım sen. Yayın çek. Yayın sonrası bir arasana Kamile teyzeciğim. Hı. Gerçi şimdi şey yapıyor, kız kardeşi de savunuyor Yüksel'i. Ay ne yapsın, o da kardeş. Ne Nursel Hanım, işte, evet. O da kardeş. Nursel'cim boş ver sen, kadın dayanışması var. Sen gel benim dediğimi yap. Nursel'e alırım safıma. Nursel'e alırım. Nursel'cim gel bir gün seninle yemek programı yapalım, olur mu tatlım? Evet, meyveleri koyduktan sonra damla çikolatayı koyuyoruz. Yalnız bu pastayla da biz bayağı bir doyuran yapacağız yani. Oh. Alperen, senin için hazırlıyorum bunu. İyi ki Alperen canımı çekmiş. Evet. Şöyle güzelce. Ama bunun bir sunumu olacak birazdan. Allah Allah. Vallahi şimdi yapsınlar, dört çayını yetişir hanımlar. Hemen yetişir. Arkadaşınızla bir kahve. Bir de bunu fazladan yapın yani, önceden yapın. Dolaba atın, misafiriniz geldiğinde de çıkartıp servis edebilirsiniz. Yarım saat içerisinde tam kıvama geliyor. Özellikle bu da soruluyor mesela, fazladan yapıp atabiliyor muyuz? Atın, dursun dolapta. Hiçbir şey olmuyor tabii, buzlukta. Geçen gün benim hazır gibi 120 tarif. Lira vermeyin ya küçücük pastaya. Vermeyin vallahi, çok şu verdim an her vallahi, şey vallahi mecburdum pahalı. Nermin. Bakın, şimdi ne yapıyorum? Zemine çok güzel bir görsel oturttuk kivi ile çilekten. Onların üstüne burada harmanlamış olduğum evde kalan kekler, bisküviler, kurabiyeler değerlensin diye onları da bu şekilde ufaladık. Zaten yaz meyveleri artık her yerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. İnşallah maliyet olarak da bollaştıkça düşecek. Yazın dondurma niyetine. Bir dondurma alsanız gerçekten daha pahalıya geliyor artık. Ben dondurmanın fiyatlarını geçen gördüm, şok oldum. O yüzden yapın bunu. Bütün aile yiyin yani. Ve bir şey söyleyeyim, bereketli. 3-4 gün gider. Kolay olur mu? Aynen. 3-4 gün gider yani. Alperen de çok beğendi ama ben ona o gün verdim Serpil'in şeyinden. Evet. Benim pastamda. Alperen gibi biri olursa kaç gün gider? O hemen biter o gece. Çünkü biz bazen aklımızda kalmasın diye gece bile kalkıp yiyen bir milletiz yani. Ben şahsen öyleyim. Çok yapacak sevdiğim bir şey varsa gece 1'de bile kalkıp ben bunu yemeliyim diye içimden geçiriyorsam Alperen ne yapsın yani? Bünye istiyor değil mi? Şöyle bakın. Tamperliyorum üstten. Şöyle baskılıyorum yani. Kalıptan çıkartırken rahat bir şekilde çıkartabileyim. Evet. Şimdi zeminde de kek türü bir şey kullanmayacaksınız. Şöyle kalan meyveleri değerlendirelim. Şöyle çiçek gibi bir yaz pastası. Ya bugün o yüzden dedim ben, bugün yaz günü. Yaz yemekleriyle şıkır şıkır sofralar kuruyoruz. Bunun işin bitti. Bitti aşkım. Şöyle yerleştiriyoruz. Yanardağ oldu Nermin, bizim kek, şey, çok, börek. Çok güzel oldu. Anneyim, maşallah. Oh, gel şimdi gösterelim. Vallahi gel. Şimdi İbrahim, bunu bak, görmesi lazım. İyice balon olmuş. İşte yavaş yavaş pişiyor ya, bak. Bak Allah'a sen bak. Gördün mü Yüksel Eser? Aha bak. Anneyim, bak şimdi Nermin, bak. Şimdi bir tık deme, daha nasıl çekelim ya? Sallanıyor. Şunu bak. Yandan. Orta kısmı da öyle ıslak ıslak olacak. Sosundan ötürü bakın. Aman yarabbim. Yanardağ olmuş mübarek. Aman yarabbim. Şu açıdan çekseler dağımızı görecekler. Allah'ım. Ben gidiyorum. Gel Serpis, gel sana sardı gene. Ay, gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Şöyle streci güzelce kapatıyorum üstüne. Şunu alayım şunu. Serpil'e bunu en soğuk bölüme atmasını isteyeceğim ki yayın sonrasında sunumumuz. Ben dolabımı ayarlayayım Serpil. Olsun. Şöyle. Bu kenarda kalan streçleri kapatıyoruz. Allah, efsane. Bak, şimdi ne göstereceğim bak. Şöyle bir görüntü olacak ters çevirdiğimizde, bakar mısınız? Şöyle. Muhteşem. Dilerseniz çikolatalı yapın. Dilerseniz üzerine ekstradan bir çikolata sos dökün.
Çıktı, sıkıntı yok. Teşekkür ederim efendim. Çıkmayacak bir şeyi riskini almam genelde, risksiz. Emin oldum. Ya çok güzel olmadı mı ya? Nefis oldu, nefis. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. En üstü çok şık oldu. Rabbim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.